Sevgili dostlar selamlar. Epeyce uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 16 serilik bir videomuz var. Artık yılın sonuna geldik neredeyse. Yaklaşık 2 haftadan az bir zaman kaldı. Yeni yıla, 2024 yılına herkesin yeni umutlar ama hepsinden önce sağlıkla yeni yıla girmesini ve yeni kararlar alarak girmesini diliyorum. 16 videoluk serimizin ilki anti besinler. Hiç duydunuz mu daha önce anti besin nedir diye? Çok ilginç. Ben de ilk duyduğumda oldukça şaşırdım. Bu arada şunu da hemen ilave edeyim. Bu videoları, bu 16 serilik videoların hemen hemen tamamı ikinci kitabımız yani Mavi Kitap'tan alıntılar. Tabii ki benim bütün GAPS ile ilgili anlattığım her şey sevgili Dr. McBride ve GAPS protokolüyle alakalı. Onu ilk defa özellikle izleyenlere hatırlatmak istiyorum. Antibesin nedir? Çok merak ettim ve araştırdım. Çok enteresan bir şekilde aslında antibesin doğal bizim bildiğimiz besinlerden kaynaklanıyor ve özellikle de bitki bazlı besinler. Ve bu bitkilerin özellikle kurumuş halleri sonrası oluşuyor. Hatta bunların filizlerinde de bu oluşuyor. Özellikle işte fasulye gillerden oluşan filizlerde de yine anti besinler oluşuyor. Ve incelediğimde çok enteresan bir bilgiye ulaştım. Tohum kendisini korumak için, yenmemesi için, yavrularının yenmemesi için, yani tohumların, bebeklerin yenmemesi için bu anti besinleri oluşturduğunu gördüm. Bu da çok ilginç, öyle değil mi? Düşünecek olursak. Nedir bu antibesini oluşturan genel anlamdaki bizim doğal besinlerimiz? Baklagiller, bakliyatlar, tahıl grubu ağırlıklı olarak. Yani aklınıza gelebilecek fasulyegillerden tutun, tahılların işte hemen hemen tamamı antibesin oluşturuyor üzerinde. Özellikle kuruduğu zaman ve bunları yediğiniz zaman, tükettiğiniz zaman özellikle kronik hastalığı olan, hatta sağlıklı olan insanlarda beynimizdeki nörotransmitterlerden tutun da bütün eklemlerimizi düşünün. Tamamı ve bütün endokrin sistemi hormonlarımıza varıncaya kadar buralarda tutulum sağlıyor ve proteinlerin katalizör görevi gören emilimini, parçalanmasını zorlaştırıyor ve kana protein parçacıkları olarak geçiyor. Özellikle lektin ve fitat gibi amino asit parçacıkları ve bu da işte bizi hasta ediyor. Evet, özellikle merak edenler için antibesin aslında bizim bilmiş olduğumuz ağırlıklı baklagiller ve tahıllardan oluşuyor diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiler, selamlar.